Max Ringelmann yaptığı deneyler sonucunda bir işi yapmaya çalışan kişi sayısı arttıkça yapılan iş için sarf edilen performansın düştüğünü göstermiştir. Max Ringelmann bir kişinin yaptığı işe yeni bir kişi katıldığında toplam performansın %7, yeni iki kişi katıldığında ise toplam performansın %14 düştüğünü, yani işe yeni katılan her kişi için toplam performansın %7 düştüğünü tespit etmiştir. Buna göre normalde her biri günlük 100 birim iş yapabilen 30 kişi 6, 7, 8 ve 9 kişilik gruplara ayrılarak çalıştırıldıklarında kaç kişilik grubun günlük toplam performansı daha yüksek olur? Grupları tek tek inceleyelim. 6 kişilik grupta 600 birim iş yapılacakken performans %35 düşecektir. O halde 6 kişilik grubun performans 600 çarpı %65 olacağından 390'dır. 7 kişilik grubunda 700 birim olan işi %42 azalacak. O halde 700'ün 58 bölü 100'ünü bulmamız gerekecek. O da 406 olacaktır. 8 kişilik grupta ise 800 birim iş yapılacakken %49 performans düşecek. Yani 800 çarpı 51 bölü 100'den 408 birim olacaktır. 9 kişilik grupta ise 900 birim iş yapılacakken %56 kaybolacak. Yani 900 çarpı 44 bölü 100 olacak. Bu da 396 birim olacaktır. Grupları incelediğimizde en yüksek performansa 8 kişilik grubun sahip olduğunu görüyoruz. Yani doğru cevap C seçeneğidir. Bir spor müsabakasında ilk 3'e girenlere verilecek olan madalyaların her birinin kütlesi 400 gramdır. Aşağıda bu madalyaların yapıldığı maddeler ve bu maddelerin kütlece karışım oranları verilmiştir. Buna göre her bir madalyayı oluşturan maddelerin kütlesinin gram cinsinden değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Altın madalyaya bakalım. 400 gram madalya. 400 gramın %1,5 altınmış. 400 gramın %1,5 6 gram altın eder. Geriye kalan 394 gramı gümüştür. O halde ben A ve C şıkkını eleyebilirim. Gümüş madalya %100 gümüşten oluştuğu için 400 gramı gümüştür. Bronz madalyaya baktığımız zaman 400 gramın %5'i çinko, yani 20 gramı çinko, geriye kalan 380 gramı bakırdır. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır. Ukrayna para biriminin ismi grivna'dır. 1 grivna yaklaşık 0,25 TL'ye ve 1 euro yaklaşık 6,60 TL'ye eşittir. Aşağıda Ukrayna'ya tatile gidecek bir ailenin yapmış olduğu rezervasyon ve ödeme bilgilerinin görüntülendiği internet sayfası verilmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre bu ailenin yapmış olduğu rezervasyon için ön ödeme tutarı kaç Türk lirasına eşittir? 1 grivna 0,25 TL'ye, 1 euro da 6,60 TL'ye eşittir. Otel ücretinin %10'u. Otel ücreti 3900 grivna. Bu ücretin %10'unu ödemişler. Yani 390 grivna otel ücreti ödenmiş. 200 grivna da depozito ödenmiş. Toplam ödenen
Grimne tutarı 590 grimnedir. 590 grimneyi 0,25 ile çarptığımız zaman otele ödemiş olduğumuz 279,5 Türk lirası çıkmaktadır. Anahtar bedeli olarak da 20 euro ödenmiştir. 1 euro da 6,60 olduğuna göre ödenen euro tutarı da 132 TL'dir. 279,5 TL artı 132,0 TL toplamda 279,5 TL ön ödeme tutarıdır. Bu ailenin doğru cevap D şıkkıdır. Ülkemizde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karayollarındaki otomobiller için belirlediği hız sınırları aşağıdaki gibidir. Karayollarında otomobil sürücülerine belirlenen hız sınırlarını %10'dan %30'a kadar aşılması durumunda 288 lira, %30'dan %50'ye kadar aşılması durumunda 598 lira, %50 ve üzerinde aşılması durumunda 1228 lira para cezası uygulanacağı belirtilmektedir. Karayolunda otomobille giderken hız denetimine giren bir sürücüye 598 lira para cezası uygulanmıştır. Buna göre bu sürücünün hız denetiminde tespit edilen hızı kilometre bölü saat cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bu sürücü 598 lira ceza aldığına göre hızı %30'dan fazla ve %50'den azdır. O halde hız sınırlarının %30'unu ve %50'sini belirleyelim. Daha sonra seçenekleri inceleyelim. Yerleşim yeri içerisinde 50 km hızla gidildiğine göre 50'nin %30'u 15, %50'si ise 25'tir. Yani 65 km ile 75 km arasındadır. O halde A seçeneği cevap değildir. Devam edelim. 90 kilometrenin %30'unu ve %50'sini bulalım. %30'u 27 olacaktır. %50'si ise 45. Yani 117 ile 135 kilometre arasında gidebilir. Devam ediyoruz. 110 kilometrenin %30'unu bulalım. 33'tür. 110 kilometrenin %50'sini bulalım. O da 55'tir. Yani 143 kilometre ile 165 kilometre arasındadır. Yani cevap C seçeneği de olamaz. Devam ediyoruz. 120 bir galerici sattığı tüm araçların motor performans yüzdelerini aracın şu anki beygir gücünü fabrika çıkışındaki beygir gücüne bölerek hesaplamaktadır. Örneğin bu galerici fabrika çıkışında beygir gücü 100 olan bir aracın şu anki beygir gücü 95 ise motor performans yüzdesini %95 olarak hesaplamaktadır. Bu galericinin sattığı tüm araçların şu anki kilometrelerine göre motor performans yüzdelerinin hangi değerlerde olduğu aşağıda verilmiştir. Buna göre bu galericinin sattığı fabrika çıkışındaki beygir gücü 150 olan bir aracın şu anki kilometresi ve beygir gücü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aracın fabrika çıkışı 150 beygir gücü olduğuna göre %80'ini ve %60'ını hesaplayalım. Şu anki beygir gücü x ise x bölü 150 eşittir 80 bölü 100 olacaktır. Sadeleştirme işlemimizi yaparsak x 120'den fazla olmalıdır. O halde 100 bin ve 200 bin arasındaysa en az 120. Kaan, farklı indirme hızlarına sahip iki farklı bilgisayarda boyutları eşit olan birer dosyayı aynı anda indirmeye başlıyor. Yukarıdaki bilgisayarların bu dosyaları farklı zamanlardaki indirme miktarları verilmiştir. Bu bilgisayarlar dosyaları sabit hızla indirmeye devam etmişlerdir.
Bilgisayar, birinci bilgisayar dosyanın tamamını 5 saatte indirdiğine göre, ikinci bilgisayar dosyanın tamamını kaç saatte indirir? Birinci bilgisayar dosyanın tamamını bir dersek 5 saatte indiriyorsa, dosyanın %40'ını kaç saatte indirmiştir? Burada x eşittir 5 çarpı %40'dan x eşittir 2'dir. Yani birinci bilgisayar dosyanın %40'ını 2 saatte indirmiştir. O halde indirmeye başlama saati 2 saat öncesi, yani 11:30'dur. İkinci bilgisayara bakalım. İkinci bilgisayarda 11:30'da başlamış, 14:30'a kadar %50'sini tamamlamış. 14:30'da 11:30 arasında 3 saat var. 3 saat